Aleviliğin gizli tarihi demeyelim de Aleviliğin bilinmeyen, üzeri örtülmüş, kapatılmış tarihi diyelim. Alevilik çeşitli kaynaklarda hangi kitaba, hangi ansiklopediyi açarsanız açın, Alevilik için İslam'ın sapkın bir mezhebi diye tanımlanır. Aleviler de büyük oranda şu anda yaşayan Alevi kökenliler diyelim, kendilerini Ali'yi seven, Ali yolundan giden, Ali'ye inanan insanlar topluluğu diye tanımlarlar. Ancak Aleviliğin kendisinin özünün anlaşılabilmesi için Alevilik üzerindeki Ali hipoteğinin kaldırılmasından başka bir yol yoktur. Yani Alevilik üzerindeki Ali hipoteğini ancak kaldırabilirseniz Aleviliğin kendisini görebilirsiniz. Çünkü Aleviliğin Hazreti Ali ile, İslamiyetle, Hristiyanlıkla ya da başka bir inanç grubuyla hiçbir akrabalığı yoktur. Aynı kökten gelmez. Alevilik ezoterik bir inançtır, batini bir inançtır ve bütünüyle ayrıdır. Aleviliğin Ali ile birlikte anılması, Hazreti Ali ile birlikte anılması bir ses benzerliğinden ötürüdür. Yani şöyle söyleyeyim, Alevilik semavi dinlerin ortaya çıkışıyla birlikte büyük mezalimlere, büyük katliamlara, büyük sürek avlarına konu olmuş. Ve bunlara karşısında inanılmaz şekilde tahribata uğramış, mağdur edilmiş bir topluluktur Aleviler. Aleviler kendilerini korumak için Ali ile Alevi arasındaki, iki kelime arasındaki ses benzerliğinin arkasına sığınarak biz de Aleviyiz, Ali'yi seviyoruz diyerek sürek avlarından, katliamlardan korunmayı seçmişler. Bu uzun yıllar bu böyle devam etmiş ve sonuçta Aleviler kendileri korumak için giydikleri gömleği üzerinden çıkaramaz hale gelmişler. Bugün Aleviliğin Ali ile birlikte anılması ya da Ali'nin taraftarı şekilde anılması bu korunma güdüsünün bıraktığı ağır tahribattır. Aleviliğin yani ne Hazreti Ali ile ne İslamiyetle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Şimdi Aleviliğin başlangıcı Hazreti Ali ile başlayan bir olgu değil bir kere. Buradan başlayalım önce. Urfa'da Göbekli Tepe'de yapılan bir çalışmada 12 bin yıl öncesine ait üzerindeki figürlerin Alevice bir yaşamı anlattığı bir şey ortaya çıktı. Antik kent, küçük bir şehircik ortaya çıktı. Yaşam süreçleri içerisindeki kalıtlarda Aleviliğin şu anda yaptığı cemlerin simgelendiği biçimde simgeler vardı, kabartmalar vardı örneğin. Bunlara bakıldığında o sazın eşliğinde semah eden canların görüntüsü o dönemde Aleviliğin var olduğunu kanıtlamış oluyordu. Bunlara baktığımızda bunlar daha da genişletilecek. Bugün arkeoloji tarihi bütün dünya bilimleri gibi kendisini sürekli yenilemekte ve sürekli gelişmektedir. Aleviliğin kökleri çok eskiye gidiyor. Bakın şöyle söyleyeyim, yazıyı ilk bulanlar Sümerliler diye biliniyor. Şimdi biz Alevi çoğu dedeyle konuştuğumuz zaman, Alevilik ne zaman başladı diye sorduğumuz zaman diyorlar ki Alevilik ilk defa işte günümüzden 1400 yıl önce Hazreti Ali'nin toprak damlı evinde Mekke'de başladı ve buradan itibaren de Alevilik yayıldı, geldi günümüze diyorlar. Şimdi Hazreti Ali'nin toprak damlı evinde semah yürütüldüğüne, ayin-i cem kurulduğuna, Aleviliğin başlatıldığına dair herhangi bir elimizde bilgi yok. Ancak elimizde çok önemli bir yazılı belge var. Günümüzden 4200 yıl önce son Sümer reformist kralı Gudea'nın hazırladığı iki tane silindir tablet var. Bunlar 33 santim çapında zannediyorum, 54 santim yüksekliğinde. Silindir tabletler. Bu tabletlerden birinde Gudea'nın bir tapınağı nasıl inşa ettiği anlatılıyor. İkinci silindirde, silindir tablette inanılmaz bir şekilde bugünkü haliyle, bugün Anadolu'da yürütüldüğü haliyle Alevi ayin-i cemi anlatılıyor. Alevi ayin-i cemi o kadar detaylı anlatılıyor ki Alevi ayin-i ceminde her ne varsa, şimdi Alevi ayin-i ceminde önce dede ayine başlamadan önce insanları barıştırır, düşkünler varsa uzaklaştırır, Yani yaşadığı, yani ayinin yapılacağı yeri arındırır, temizler. Alevi ayin cemindeki bu kalıp aynen silinir tablette, Gudea silinir tabletinde var. Önce Gudea bulunduğu mekanı arındırıyor. Daha sonra 12 hizmet, daha sonra lokma ve çera hazırlanması var Alevi ayin ceminde. Bu aynı şekilde lokma ve çera hazırlanması silindir tablette de var. Sonra 12 hizmetlinin tayini var. Aynı şekilde hem bizim şu anda yürüttüğümüz ayin cemlerde hem de Gudea'nın silindirinde var. Yani başından sonuna kadar birebir bugün Anadolu'da yürütüldüğü haliyle anlatılmış ki ayin-i cem Aleviliğin tek ibadet biçimidir. Ve ayin-i cem olmadan Alevilik olmaz. Ayin-i cem'in 4002, günümüzden 4200 yıl önce yazıya alınmış olması ve bu yazılı belge bugün Louvre Müzesi'nde sergileniyor. Bu Aleviliğin köken itibariyle bütün semavi dinlerden çok daha eskiye dayandığını yani nesnel bir şekilde önümüze koyuyor. Nesnel bir şekilde. Bu bir artık şey değil, bir tartışma konusu değil. Bu elimizde nesnel bir kanıt var, gerçek bir kanıt var ve Alevilik yazılı tarihi 4200 yıl. Ama Anadolu'ya geldiğimiz zaman, yani Sümer'den Anadolu'ya geldiğimiz zaman Lüvilerin Anadolu'da ki varlıkları 8000 yıl kadar geriye gidiyor. Peki şimdi Gudea bu evi inşa ediyor değil mi? Evet, Gudea inşa ediyor. O zaman Gudea ayin cem'in kurucusu diyebilir miyiz? Hayır, Gudea ayin cem'in kurucusu değil. Gudea'dan önce mutlaka vardı. Ondan önce ne olduğunu elimizde yazılı belge olmadığı için çok fazla bilemiyorum. Yazı 5000 yıl önce ilk defa bulundu. Belki 10.000 yıl önce bulunsaydı 10.000 yıl önce belki bu yazıya geçecektir. Yani yazıya geçme tarihidir bu. Yani Gudea'nın ayin cem'i kurumsallaştırdığı veya başlattığını demiyorum. Gudea ayin cem'i kendi inşa ettiği tapınağında birebir yürütmüş. Bunu biliyoruz. Ama bundan öncesiyle ilgili bir bilgimiz yok. Kesinleşmiş görsel nesnel kanıtlar üzerinden konuşuyorum şu anda. Son zamanlarda, son 10-20 yıldır Anadolu'da yapılan araştırmalar, Anadolu'nun en eski, en kadim halkının Lüvi halkı olduğunu ortaya çıkardı. Yani Anadolu'nun ilk medeniyeti kuran, ilk dili konuşan, ilk şehirleri kuran insanların Lüvi halkı olduğunu ortaya çıkardı. Bu Lüviler kendilerine başka bir isimle anlıyorlar ancak komşuları ona Lüvi diyor, bilhassa Hititler. Lüvi ışık insanı demek. Lüvilerin kelimenin başındaki a'yı ihmal ederek söyleme ve yazma alışkanlıkları var. Yani bu halkın gerçek adı Alüvi, Alüviler. Yani ışık halkı. Çünkü Aleviler ışık temelli bir inanışa sahipler. Yani ışıktan geldiklerini, nurdan geldiklerini ve tekrar nura döneceklerini inanıyorlar. Aleviliğin temel kalıbı biraz önce anlattığımız devriye, bir ulu nurdan koptuk geldik. Bu devriye sürecini yaşayıp tamamladıktan sonra tekrar o ulu nura geri döneceğiz. Yani nur dediğimiz ışık. Alevi sözcüğü zaman içinde, 4000 yıl, 5000 yıl içinde yuvarlana yuvarlana Alevi sözcüğüne dönüşmüş. Ancak işte Alevi sözcüğünün, Ali sözcüğüne yakınlığı, yani ses benzerliği, anlam akrabalığı değil, ses benzerliğinden dolayı Aleviler bunun arkasına sığınıp kendilerini İslam'ın bir kolu bir parçası gibi dışarıya karşı göstererek kendilerini koruma altına aldıklarını düşünmüşler. Bir müddet bu böyle gitmiş. Halen de böyle gidiyor. Ancak bu koruma kalkanı ne kadar faydalı olmuş, ne kadar asimilasyona hizmet etmiş onu da çok fazla bilemiyoruz. Şunu söyleyeyim, ben Ali kökünden, Ali'yi seven, Ali'nin yolundan giden, Ali'ye bağlı bir isim türetmek istediğimiz zaman bu Atatürk, Atatürkçü, Osmanlı, Osmanlı şeylerinde olduğu gibi, türetmelerinde olduğu gibi Alili yahut da Alici olurdu. Alevi olmazdı. Alevi sözünün Ali ile bir anlam akrabalığı kesinlikle yoktur. Aleviler, Lüviler kendilerine, yani komşuları Lüvi derken, Alüvi derken, onlar kendilerine Mada ya da Amada diyorlardı. Yani ait keserek komşularına Mada, yani Mada ya da Amada, Ma halkı demek.